Evet sevgili arkadaşlar yine bir yazılı haftasına girmiş bulunmaktayız. Ben de yine sizler için 9. sınıf tarih dersinin 2024-2025 eğitim öğretim yılına uygun bir şekilde yani yeni başlatılan marif eğitim modeline uygun bir şekilde 1. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularını hazırladım. Hazırladığım sorular tamamen yeni sisteme göredir. Ayrıca yine bu hazırladığım sorular sorumlu olduğunuz bütün alanları kapsayacak şekildedir. Birinci bölümümüz yani tarih öğrenmenin faydalarıyla alakalı mutlaka yazılda soru gelecek. Ben de bunlarla ilgili çok çeşitli sorular hazırladım. Birinci sorumuz kitabımızda da geçtiği gibi Süleymaniye'de Bayram Sabahı isimli bir şiir ve Yahya Kemal Beyatlı'ya ait olan bu şiirde anlatılan bir takım tarihi olaylar var. Sorumuzda da bunu soruyor. Diyor ki şiirde anlatılan tarihi olayları bilmeyen bir insan şiirin ana duygusunu tam olarak kavrayabilir mi? Mesela çaldıran, mohaç, Kosova, Nibolu, Varna, İstanbul, Belgrad, Budin, Eğri, Uyvar, Barbaros, Adalar, Tunus, Cezayir. Buraları bilmeyen, bu kavramları bilmeyen bir insan ya da Osmanlı Devleti'nin bu dönemlerine ait bu olayları bilmeyen bir insan şiirin ana konusunu anlayamaz. Ya da ana duygusunu anlayamaz. Yani cevabımız şiirde anlatılan tarihi olayları bilmeyen bir insanın şiirin ana duygusunu tam olarak anlayabilmesi mümkün değildir şiirde verilen ana duyguları anlayabilmek için Osmanlı tarihinin bu kesitlerini biliyor olması gerekir. İkinci sorumuz hafızasını kaybeden Mehmet Bey ile alakalı bir öğrencinin yaptığı röportaj. Bu röportajda Mehmet Bey başından geçenleri anlatıyor. Sorumuzda da şunu soruyor arkadaşlar. Bu röportajdan yola çıkarak hafızasını kaybeden insanlarla geçmişini bilmeyen toplumlar arasındaki benzerlikleri anlatan iki cümle yazınız. Hemen cevabımız hafızasını kaybeden bireyler gibi geçmişini bilmeyen toplumlar da kimliklerini ve kökenlerini net bir şekilde belirleyemezler. Mehmet Bey'in kendisini tanımakta zorlandığı gibi geçmişini bilmeyen bir toplum da geleceğine yön vermekte güçlük çeker diyebiliriz. Hemen başka bir soruya geçelim. Depremler. Ülkemizin vazgeçilmezi olan depremler. 1939 Erzincan depremi, 6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler. İki depremin de benzer özellikleri var arkadaşlar. Depremden sonra ülkemizde yani 1939'da da ülkemizde büyük bir kampanya başlatılmış ve depremzedelere yardım eli uzatılmış. Aradan 10 yıllar geçmiş ve 2023'te de o büyük depremde Türk halkı topyekün seferber olmuş ve bölge halkına pek çok yardım malzemesi göndermiştir. Bu görsel ve açıklamalarda hangi değerlere işaret edilmiştir? 2 tane örnek, 3 tane örnek, 5 tane örnek, bir tane örnek veriniz şeklinde sorular gelebilir. Hemen cevaplarımıza bakalım. Birlik ve beraberlik, dayanışma, insan sevgisi, vatan sevgisi, merhamet, yardımlaşma. Siz bunlardan dilediklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamanızı isterse de mesela insan sevgisi. Biz burada bunu açıklamışız. Depremzedelere yardım etmek için başlatılan kampanyalar bizim oradaki insanlara verdiğimiz değeri göstermekte. Türk halkının insan sevgisiyle dolu olduğunu kanıtlamaktadır. Yine merhamet, depremzedelerin yaşadığı acılara ortak olmak ve onlara yardım etmek merhamet duygumuzun ne kadar ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Bir başka soru, sizce tarihin üç temel unsuru neler olabilir? Tarihin üç temel unsuru, bir kere tarihin olabilmesi için mutlaka insanın faaliyet olması lazım. Bir kere geçmişte olması lazım. Bir kere belirli bir yerde olması lazım. Belirli bir zamanda olması lazım. Yani üç temel unsur insan, zaman ve mekandır. Hemen başka bir soruya geçelim. Tarih öğrenmenin bireye faydaları nelerdir? Resimde de gördüğümüz gibi İstanbul'un fethi yani bizim ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'in 30'dan fazla devletin kuşattığı İstanbul'u almış olması bizim için bir gurur kaynağıdır ve biz bunu ancak tarih okuyarak öğrenebiliriz. Dolayısıyla tarih öğrenmek insana milli kimlik kazandırır, insana aidiyet bilinci kazandırır, ilham esin kaynağı olur, ahlaki değerleri öğretir, genel kültürümüzü artırır, sorgulama yeteneğimizi geliştirir, ders almamızı varsa hatalar bunlardan ders almamızı sağlar ve sorun çözme yeteneğimizi geliştirir. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Peki topluma faydaları neler tarihi öğrenmenin? Burada da Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, kadınlarımızın cephedeki askerimize hangi zor şartlar altında yardım götürdüğünü gösteren bir resim, gerçek bir resim. Dolayısıyla buradan yola çıkarak toplumsal kimlik kazandırır, barışın önemini bize anlatır. Sosyal bilinç kazanmamızı sağlar, toplumsal dayanışmayı sağlar. Milli birlik ve beraberliği destekler tıpkı resimde olduğu gibi. Toplumun ortak değerlerinin ve kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Hemen başka bir soru. Yine kitabımızdan bir soru arkadaşlar. İki tane görsel var. Biri Çingene Kızı Mozayı, biri de Kanatlı Deniz Atı Broşu. Bu eserler ülkemizden çalınmış ama uğraşlar sonucu tekrar ülkemize kazandırılmış. Yukarıda verilen görsel ve açıklamalardan yararlanarak kültürel mirasın benimsenmesi ve korunması ile ilgili iki slogan yazınız demiş kitabımız. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Birçok slogan yazabiliriz ama siz bunlardan. Sonra da iki de diyebilir, üç de diyebilir, bir de diyebilir. Geçmişimiz geleceğimizdir. Kaybolan parçalar bir araya geldiğinde tarih yeniden canlanır. Kültürel mirasımızı koruyalım, gelecek nesillere aktaralım. Geçmiş olmadan gelecek olmaz. Kültürel miras, geçmişin izleri, geleceğin inşasıdır şeklinde birçok slogan olabilir. Başka bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Soru. Tarih öğrenmek hakkında bir metin vermiş. Ve metinde diyor ki bazen diyor tarih anlatan kişi tarihi heyecanlı biçimde anlatamadığı için bu insana yani okuyucuya sıkıcı gelebilir. Ama bu tarihin eğlenceli bir alan olduğu gerçeğini değiştirmez şeklinde bir metin var. Ve metinle alakalı iki tane soru sorulmuş. Deniyor ki yukarıdaki paragrafa verilebilecek en uygun başlık ne olabilir? Bir de günlük yaşamımızdan hareketle yukarıdaki paragrafta anlatılan görüşleri destekleyici bir örnek yazınız. Böyle bir soru da gelebilir. Hemen hemen arkadaşlar. Başlık olarak eğlenceli tarih, tarihe kaçış, tarihte yolculuk, tarihte yaşamak, tarihin iyileştirici gücü gibi başlıklar yazabiliriz. Bunun dışında ikinci sorumuza cevap olarak da mesela sınav haftasındayız. Hepimiz ister istemez bir stres aldı. Biraz gerginiz özellikle 9. sınıflar olarak. Hemen hemen bütün derslerde yeni modele göre eğitim yapılıyor. E, ve bu bizi biraz da geriyor. Çünkü ilk defa denenen bir şey. Dolayısıyla hani faydalı mı faydasız mı? Öğrenci acaba kendine soruyor ben bir şey öğreniyor muyum öğrenmiyor muyum? E, çok farklı bir durum. Yepyeni olduğu için insan bazen e, strese girebiliyor. Dolayısıyla e, bu stresli olduğumuz anlarda tarihimizle alakalı çok önemli olaylar mesela Malazgirt Savaşı, Muhaç Meydan Muharebesi, 1. Kosova, 2. Kosova, ne bileyim İstanbul'un fethi, Çaldıran Savaşı, birçok savaş. Bunları okuyup moral bulabiliriz. Ya da e, tarihi dizileri ya da dizileri izlemeyi seviyor. Özellikle tarihle ilgili olanlar, tarihi dizileri ve filmleri izlemeyi sevebilir. Mesela yaklaşık 10 yıldır ülkemizde bu tarihi diziler konusunda epey bir dizi çekildi işte Diriliş Ertuğrul kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu ve son olarak da Mehmet Fetihler Sultanı Selahattin Eyyubi ne bileyim Barbaroslar gibi birçok dizi karşımıza çıkmakta. Bunları izlerken sadece dizi izlemiş olmuyoruz aynı zamanda tarihimizle alakalı yüzde olmasa da büyük bir kısmı doğru olan bilgiler elde etmiş oluruz. Hemen başka bir soruya geçelim yine tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydaları ile alakalı. Bir tablo verilmiş. Burada cümleler var. Bu cümlelerin hangi öncüle ait olduğunu bulmamızı istiyor. Bireysel mi, toplumsal mı? Mesela birlikte yaşama duygusu, toplumun birlikte yaşama duygusu toplumsal. İnsanların yani insanın dünyaya ve olaylara daha geniş bir pencereden bakmasını sağlar. Bireysel. Kişilerin kimlik kazanmasına katkı sunar. Bireysel. Dünyanın farklı yerlerinde benzer olaylar yaşayan insanlar arasında etkileşimi hızlandırır. Toplumsal empati duygusunu güçlendirir. Yani insandaki empati duygusunu dolayısıyla bireysel, ulusal kimliği güçlendirir, toplumsal olacak arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Yine bir takım tarihçiler yani Herodot, İbn Haldun, Von Ranke, Halil İnalcık gibi birçok tarihçinin tarihle ilgili görüşlerine yer verilmiş yani onların yaptığı tanımlardan yola çıkarak bizden tarihsel bilginin 3 özelliğini yazmamızı isteyebilir. Mesela insan, değil mi? İnsanların başlarından geçen olayları kaydetme, gerçeği araştırma, olayların sebeplerini bulup bunları ortaya çıkarma, meydana gelen olaylarla ilgili belgeleri eleştirisiyle ortaya çıkarma, yani belge. Gerçek bir tarih için kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek. Dolayısıyla tarihi bilgi İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçen olayları inceler. Bunu yaparken kaynaklara ve kanıtlara dayandırmak zorundadır. Yine kaynakları ve kanıtları da iyi bir eleştiri süzgecinden geçirmelidir. Şeklinde cevap verebiliriz. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Atatürk'le ilgili mutlaka soru gelebilir arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihle ilgili, tarihi öğrenmeyle ilgili ya da e, geçmişimizle ilgili bir takım sözleri var. Burada da mesela Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar şeklinde bir söz söylemiş. Bu bizim tarih öğrenmenin faydaları açısından önemli bir söz olabilir bizim için. Cevap olarak da tarih bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insanların nasıl geleceği olmazsa tarihini bilmeyen milletlerin de geleceğinin olması çok zordur. Bakın imkansızdır demiyor, çok zordur. Zaten şunu asla unutmayacağız. Tarihte hiçbir zaman kesinlik yoktur her an yeni bilgiler bulunabilir. Bu da eski bilgilerimizi değiştirebilir. Başka bir soruyla devam edelim. Yine Atatürk'le ilgili bir soru. Atatürk'ün tarihin faydasını belirten bir sözünü yazınız şeklinde de soru gelebilir. Burada birçok söz var. Siz bunlardan istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela Türk milleti tarihinle övün. Çünkü senin ataların uygarlıklar kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir varlıktır. Sen Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil, ilk yerleşip uygarlık kuranların çocuklarız. Fakat geleceğine güvenebilmek için bugün çalışman gerekir. Çünkü yalnız tarih övüncü bir meziyet sayılmaz. Yine Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Yine tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar şeklinde sözleri var. Başka bir soru yine Atatürk'le alakalı. Demin belirttiğimiz Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güven bulacaktır ya da kuvvet bulacaktır. Sözünden yola çıkarak tarih öğrenmenin bireye faydalarından iki tanesini yazınız. Cevap olarak da şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Milli kimliği ve özgüveni geliştirmek, geçmişteki gibi başarılı bir gelecek inşa etmek diyebiliriz. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Kitabımızdan bir soru. Çanakkale Şehitlik Abidesi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Bu topraklar için canlarını seve seve feda eden bizim dedelerimiz ve yine aynı yoldan yürüyüp de canlarını seve seve gelecekte de feda edecek olan torunlarının kalplerinin birlikte attığı buluşma noktasıdır Çanakkale Şehitler Abidesi. Gitmeyenler varsa mutlaka ömrünün bir döneminde buraya gitsin arkadaşlar ve o tarihi orada canlı canlı yaşasın. Şehitler Abidesi bu yüce duygunun sarsılmaz bir ifadesi olarak Çan Çanakkale Boğazı'nın girişinde Çanakkale ruhunun simgesidir şeklinde bir metin var ve bu metinden hareketle tarih öğrenmenin topluma faydalarından iki tanesini yazınız demiş. Hemen bakıyoruz. Milli birlik ve beraberlik duygusu, dayanışma ve fedakarlığın gelişmesi, vatan sevgisi, bağımsızlık ve benzeri. Yani bunu istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Milli bilinç unsurlarının gelişmesine katkıda bulunur. Bir başka soruyla devam edelim. Yine 6 Şubat depremi ile alakalı bir metin var ya da soru var, görsellerimiz var. Yani milletimizin nasıl bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğunu gösteren iki resim arkadaşlar. Soruda da diyor ki görsellere göre, milli bilinci oluşturan unsurlardan iki tanesini yazınız. Görsellere göre, milli birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma şeklinde cevap verebiliriz. Geldik birinci ünitenin ikinci kısmı olan tarihin doğasına. Buradan da mutlaka soru gelecek arkadaşlar. Yani senaryoya göre bir soru, iki soru, üç soru, kaç soruysa artık gelecek. Evet bu bölümdeki ilk sorumuzla başlayalım. Göçmen kuşların göç yolları tarihin konusu kapsamına neden girmez? Nedenleriyle açıklayınız. Her şeyden önce tarihin konusu insandır arkadaşlar. Kuşların nereden nereye gittiği tarihin konusu içerisine girmez. Dolayısıyla cevabımız bir olayın tarihin konusu olabilmesi için bir insan tarafından geçmişte meydana getirilmiş olması lazım ya da insanlar toplumlar tarafından. İnsanı etkilemeyen hiçbir olay tarihin konusu olamaz. Yani bir doğa olayı eğer insanı etkilemiyorsa tarihin konusu olamaz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtelim. Devam edelim. Tarihçilerin geçmişteki tarihsel bir olayı tarihsel bilgi yoluyla gerçekte yaşandığı gibi yeniden inşa etmesi mümkün müdür şeklinde bir soru sormuş arkadaşlar. Cevabımız mümkün değildir. Yani geçmişte yaşandığı gibi birebir aynı şekilde inşa etmemiz mümkün değildir. Çünkü tarihsel olayın geçtiği mekan aradan geçen zaman içinde aynı kalmamıştır. İnsanlar aynı insanlar değildir. Krallar, komutanlar değişmiş, askerler aynı asker değil, silahlar aynı silahlar değil. Dolayısıyla geçmişi canlandırmada işin içerisine yorumların ve tahminlerin katılması olayın doğru bir şekilde canlandırılmasını engelleyebilir şeklinde cevap verebiliriz. Aşağıda boş bırakılan alana tarih kavramının anlamına ilişkin metafor ve analoji örnekleri yazınız. Yani metafor, analoji. Analoji. Şimdi başlıyoruz hemen. Mesela tarih neye benzer? Tarih bir aynaya benzer. Çünkü geçmişte yaşananları bize yansıtır ve kim olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Tarih bir ne gibidir? Rehber gibidir. Çünkü geçmişteki hatalardan ve başarılardan varsa dersler almak ve gelecekte daha doğru kararlar vermek için. Devam edelim. Tarih neye benzer? Bir navigasyona ya da yol haritasına benzer. Çünkü geçmişin izlerini takip edip gelecekte yolumuzu çizeriz. Peki tarih neye benzer? Bir öğretmen gibidir. Özür dilerim. Tarih bir öğretmen gibidir. Çünkü bize geçmişte yaşanan olaylardan bilgiler verir ve gelecekte daha bilinçli kararlar almamızı sağlar. Tarih bir saate benzer. Çünkü geçmişin zaman dilimlerini gösterir ve her anın değerini anlamamızı sağlar. Tarih bir köprü gibidir. Çünkü geçmişle bugün arasında bağlantı kurar ve gelecek için sağlam temeller oluşturur. Şeklinde bir soruyla karşılaşırsak bu cevapları yazalım. Başka bir soru tabloda belirtilen cümlelerin karşısına öncüllerden uygun olanı yazınız. Mesela burada cümleler verilmiş bunlardan bizden şey istiyor. Hangisi uygundur onu istiyor arkadaşlar. Tarihsel zaman içinde tanımlanan olayların öncelik sonralıklarına göre belirli bir sıraya dizilmesiyle oluşan kronoloji olaylar arasında bir köprünün kurulması açısından tarihin temel öğelerinden biridir. Yani kronoloji ne bilimiydi arkadaşlar? Tabii ki zaman bilimiydi. O yüzden Öncülümüz zaman olacak. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası asır dönem devir. Aslında burada asır kelimesini almasa daha iyi olurmuş ama ifade de o şekilde geçtiği için alınmış. Dönem devir. Buraya odaklandığımız zaman buna da çağ diyeceğiz arkadaşlar. Bugüne göre geride kalmış olan zaman yani geçmiş. Tarih bilimiyle uğraşan kişi tabii ki tarihçi. Milat başlangıç olarak her 100 dönemi kapsıyorsa bu da 100 yıl olacak arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Tabi bu arada görsellerle de animasyonlarla da zenginleştirmeye çalıştık. Yukarıdaki paragrafa göre tarihsel olay ve olgunun özellikleri nelerdir? Şeklinde bir e, soru sormuş. Cevap olarak da yani metini okuyalım önce. Tarihsel olay toplumsal yaşam içinde ortaya çıkan yeri ve zamanı belli olan en az iki kişinin karşılıklı ilişkisi ve etkileşimidir. Tarihi ve sosyal olayların tesiriyle oluşan yani kurgulanan bilgi demetleri olan olgularsa genel ve soyut oluşlardır. Dolayısıyla tarihin inşa sürecinde kullanılan çıkarımlar ve sonuçlardır. Tarihi ayakta tutan tüm tarihçiler için geçerli olan temel bilgilermiş olgular. Buna göre ol, olay ve olgunun özelliklerini soruyor. Oraya da mutlaka şunları yazalım arkadaşlar. Tarihsel olay toplumsal yaşam içinde ortaya çıkar, yeri ve zamanı bellidir, en az iki kişi arasında gerçekleşir. Olgu ise genel ve soyuttur, çıkarımlara ve tarihsel sonuçlara dayanır. Şunu da belirteyim, bu olay ve olgu kavramında mutlaka soru gelecek. Çünkü kitabımızın birçok yerinde bununla ilgili etkinlikler var. Bu da aklınızda bulunsun. Tarihte sınıflandırmanın amaçları nelerdir? Tarihi çağlara ayırmanın amaçları nelerdir? Ya da tarih niçin çağlara ayrılır? Ya da tarih niçin sınıflandırılır şeklinde bir soru karşımıza çıkabilir. Bunun da temel cevabı arkadaşlar, tarihi daha kolay bir şekilde öğrenmek. Yani tarihin öğretilmesini kolaylaştırmak, tarihi kolay bir şekilde inceleyebilmek diyebiliriz. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Tanım, tarihin tanımı ha. Bu arada tanımla ilgili de ben olsam kesinlikle soru sorarım. Yani kendinize göre bir tarih tanımı yapın ya da tarih bilgilerinize göre artık nasıl gelirse. Yani mutlaka tarihin tanımı ile ilgili bir soru gelebilir. Tarih, toplumların başından geçen olayları yer ve zaman göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir. Yani tanımın içerisinde insan kavramı, yer ve zaman kavramı, belge kavramı, kanıt kaynak sebep sonuç, neden sonuç kavramları, objektiflik, nesnellik, tarafsızlık gibi kavramlar ve sosyal kavramı mutlaka olmalı. Şimdi bu tanıma göre Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla Bizans İmparatorluğu'yla bugünkü Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelmiştir. Savaşı kazanan Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Diyor ki altı çizili kelimelerden tanımda altı çizili kelimelerden Gösterilen öğelerden hangisine bilgide yer verilmemiştir? Her şeyden bahsetmiş ama zamandan bahsetmemiş arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alana verilen öncüllerden uygun olanı yazınız. Yani tarihi çağlara ayırmışız. Bizden bunları istiyor arkadaşlar. Tarih tarihi çağlar daha doğrusu Sümerlerin yazıyı icadıyla başlar arkadaşlar. Sümerlerin yazıyı icadından önceki döneme tarih öncesi devirler denir yazıyla başlayan döneme de tarihi çağlar adı verilir. Ve işte yazının icadından başlayıp kavimler göçüne kadar olan dönem ilk çağ. Kavimler göçünden başlayıp İstanbul'un fethine kadar olan dönem orta çağ. İstanbul'un fethinden başlayıp Fransız ihtilaline kadar dönem yeni çağ. Ve Fransız ihtilalinden başlayıp günümüze kadar gelen dönem yakın çağ olarak karşımıza çıkar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Burada süreklilik ve değişimden bahsetmiş arkadaşlar. Sürekli olan gemi. Yani gemilerin insanların taşımacılık faaliyetlerinde kullanılması en eski çağlardan beri sürekli günümüze kadar gelmiş. Ama değişen gemilerin yapım teknolojisi arkadaşlar. Bu da gemi, bu da gemi ama aralarında dağlar kadar fark var. İşte görsellerden yararlanarak tarihteki değişim ve sürekliliği yansıtan başka örnekler veriniz. Mesela günlük hayatımızda en basitinden arabalar. İlk arabayı düşündüğümüz zaman günümüzdeki arabalarla kıyasladığımızda arabanın kendisi değişmiyor ama arabanın yapım teknolojisi değişiyor. Başka mesela yazı. İnsanlar ilk başta mağara duvarlarına resimler çizerken günümüzde dijital ortamda neler yapılıyor biliyorsunuz. Yine barınma. İlk insanlar genellikle mağaralarda yaşarken günümüzdeki mekanları düşündüğümüzde barınmanın ne şekilde değiştiğini görebiliriz teknolojisinin. Barınmanın kendisi değişmiyor. İnsanın temel ihtiyacı olan barınma aynı ama teknolojisi değişiyor. Yine tarım. İlk dönemlerde kara sabanla yapılan, öküzle efersiniz yapılan tarım günümüzdeki son model traktörleri düşündüğümüzde teknolojik olarak nasıl değişmiş görebiliyoruz. Başka bir soruyla devam edelim. Tarihçinin tarihe etki etmediği ve böylece geçmişi olduğu gibi yansıttığı nesnel bir tarih yazmak mümkün müdür? Sorusuna olumlu cevap verebilmek için hangi unsurlara dikkat edilmelidir? nesnel yani tarafsız objektif. Biz olayların yaşandığı dönemin koşullarına dikkate alırsak ve tarih yazımını bu şekilde yaparsak tarafsız olabiliriz. Yine bu olayların sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek için üzerinden belli bir sürenin geçmesini beklemek bizim tarafsız bir tarih yazmamızda dikkat etmemiz gereken unsurlar olabilir. Başka bir soru. Tarihle diğer bilimleri karşılaştırıyorsa arkadaşlar böyle bir soru gelirse mutlaka deney ve gözlem tarihte yok ama diğer bilimlerde var. Mesela burada da karşılaştırmayı şu şekilde yapmış inceleme alanları ve yöntemleri şeklinde tarihin ince, inceleme alanı insanın yaptığı şeyler, fen bilimlerinin inceleme alanı doğa olayları. Tarihte deney yoktur, fen bilimlerinde vardır, gözlem yoktur fen bilimlerinde vardır. Tarihi olaylar asla birebir tekrarlanamaz ama deneyler fen bilimlerindeki deneyler tekrarlanabilir. Ya da tarihte bilgilerimiz her an değişebilir. Çünkü yeni bulunan bilgi ve belgeler, kanıtlar, kaynaklar ki bunun en güzel örneği de Göbekli Tepe. Ama fen bilimlerinde değişmezdir ve bunlar yasa şekline ya da kanun şekline dönüşmüştür. Tarihte belgesiz bir olayı anlatmamız yani belgeye dayanmayan bir tarih olmaz ama fen bilimlerinde belgeye gerek yok. Yine tarihte mutlaka kaynak bulma ve kaynak sınıflandırma vardır. Ama fen bilimlerinde buna ispat denir arkadaşlar. Aralarındaki karşılaştırmayı da bu şekilde yapabiliriz. Hemen başka bir soruya geçelim. Olay belli bir yerde ve zamanda meydana gelen, başlangıç ve bitiş süresi belli olan, kısa sürede olup biten gelişmelere biz olay diyoruz. Olgu ise Benzer olayların bir araya gelmesiyle oluşur ve benzer olayları bir bütün olarak ele alır. Uzun zaman diliminde meydana gelir. Verilen tanımlardan yola çıkarak olay ve olguya örnekler veriniz. Mesela hep derslerimizde anlattığımız gibi Malazgirt Savaşı bir olay ama bu savaş sonucunda Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgu. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Mesela Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti bir olay ama İslamiyet'in Arap Yarımadası'nda yayılması bir olgu. Yine buhar makinasının James Watt tarafından bulunması bir olay, Sanayi Devrimi'nin başlaması bir olgudur. Atatürk'ün Samsun'a çıkması ya yani da 29 Ekim 1923 ya da Ama Türk İnkılabı ya da Türkiye'nin çağdaşlaşması, Türkiye'nin modernleşmesi birer olgudur. Osmanlı Devleti'nin Çinpe Kalesi'ni alması bir olay, Rumeli'nin Türkleşmesi bir olgudur arkadaşlar. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Hemen başka bir soruya geçelim. Son zamanlarda yapılan pek çok araştırma Türklerin milattan önce de Anadolu'da var olduğunu ortaya koymaktadır. Erzincan, Gaziantep, Kırşehir, Trabzon ve benzeri gibi illerde bulunan kayaüstü üstü tasvirler ve damgalar hem bu coğrafyanın Orta Asya ile bağını sergilemekte hem de buraların milattan önceki dönemlerde bile Türk yerleşimine açık olduğunu ortaya koymakta. Hem de bu coğrafyada yaşayanların birbirleriyle olan tarihi bağını açıkça göstermektedir. Anadolu'daki Bengü taşlar yani yazılı dikili ve damgalı taşlar ve petroglifler yani kaya üstü tasvirler, mağara resimleri daha ziyade Saka, Hun, Bulgar, Avar, Hazar ve Peçenek dönemlerine aittir. Anadolu'daki köktürk harfli yazıtlar ve damgalar özellikle Kars'ın Kars, özellikle Kars'ın Kağızman ilçesindekiler ve Erzurum'un Kara Yazılı ilçesindekiler paleografik açıdan Kafkaslardaki, Balkanlardaki ve Avrupa'daki yazıklara büyük benzerlikler göstermektedir. Aşağıda bir numaralı görselde Erzincan'ın Dilli Vadisi'nde bulunan at üstünde geriye ok atan süvari tasviri gördüğümüz gibi. 2 numaralı görselde avarların sancaklarında yer alan geriye ok atan süvari tasviri. 3 numaralı görselde Erzurum'un Karayazı ilçesindeki Cünni mağarasının duvarında yer alan dağ keçisi figürü. 4 numaralı görselde ise gök Köktürklere ya da Göktürklere ait Kültik'in yazıtının doğu yüzündeki dağ keçisi figürü. Evet metnimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani aslında bizim Anadolu'ya Malazgirt'ten çok çok önce geldiğimizi vurgulamış diyebiliriz. Şimdi soru da diyor ki metin ve görsellere göre 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'ya gelerek yerleştikleri ve böylece Anadolu'da Türk varlığının başladığı görüşü genel kabul gören bir görüştür. Metinde verilen tarihi bilgiler ışığında Anadolu'daki Türk varlığının ortaya çıkışı ile ilgili nasıl bir bilgi değişiminin yaşandığı söylenebilir. Gerekçeleriyle açıklayınız. Yani aslında biz Malazgirt'ten çok çok önce Anadolu'ya gelmişiz. Onu vurgulamaya çalışıyor. Verilen bilgiler bize minattan önceki yıllar itibariyle Anadolu'da Türk izlerinin olduğunu göstermektedir. Tarih bilimi bulunan belgeleri kanıt kabul eder ve tarihi bilgi bu şekilde ortaya çıkar. En eski devirlere ait bulunan bengü taşlar, petroglifler ve yazıtlar ve damgalar Anadolu'daki Türk varlığının çok eski dönemlere kadar gittiğini göstermektedir. Bunların kanıtlarıdır diyebiliriz. Yine o metin ve görseller incelendiğinde avarlar ve göktüklerle ilgili ne söylenebilir şeklinde söylüyor. Mesela e, neydi? Dağ keçisi sembolü. O zaman bu göktüklerin hayvancılıkla uğraştığını gösterir mi? Gösterir. E avarlarında bayrağında ne vardı? E, geriye yaslanmış bir şekilde atın üzerinde ok atan bir süvari. O zaman bu da onların askerlik alanında ileri gittiğini, atı çok iyi kullandıklarını, oku savaş silahı olarak kullandıklarını söyleyebilir miyiz? Tabii ki de söyleyebiliriz. Yani cevabımız Avarlara ait at üzerinde geriye ok atan süvari tasviri, avarların atı evcilleştirdiğini ve atı savaş aracı olarak kullandığını söyleyebiliriz. Yine göklüklere ait yazıtta yani kültikin yazıtının doğu yüzünde bulunan dağ keçisi figürü ise göklüklerin hayvancılıkla uğraştığına kanıt olarak gösterilebilir. Tarihsel olay nedir? Kısaca açıklayıp bir örnek veriniz. Yanda güzel bir tarihsel olayımız var. Yani bizim gurur kaynağımız olan Malazgirt Meydan Muharebesi bizim için bir tarihi olaydır. Yani örneğimiz bu olsun. Tanımını da şu şekilde yapalım. Tarihi olay başlangıcı ve bitişi belli olan, tekrarlanamayan, somut, özel ve kısa süreli gelişmelerdir. Tıpkı savaşlar gibi, tıpkı anlaşmalar gibi bunların hepsi birer tarihi olaydır. Başka bir soruda da tarihi olguyu sormuş. Mesela Malazgirt Savaşı tarihi bir olay ise Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu'nun Türkleşmesi tarihi bir olgudur. Tarihi olgu, başlangıcı ve bitişi belli olmayan, tekrarlanabilen soyut ve genel süreçlerdir. Ya da uzun süreçlerdir. Soyut, genel ve uzun süreçlerdir. Tıpkı Anadolu'nun Türkleşmesi gibi. Daha önce de başka soruda bunun örneklerini çoğaltmıştık. Devam edelim. Olay ve olguyu karşılaştırınız. Yani boşlukları doldurunuz. Olay aynı bir şekilde meydana gelir. Olgu olayların uzun süren sonuçlarıdır. Olay belli bir yeri vardır. Olgunun belli bir yeri yoktur. Olay belli bir zamanda gerçekleşir. Olgunun belli bir zamanı yoktur. Olay somuttur, olgu soyuttur. Olay özeldir, olgu geneldir. Olayın kapsamı dardır, olgunun kapsamı geniştir. Olay kısa süreli gelişmelerdir, olgu uzun süreli uzun süreli süreçlerdir. Olay geçicidir, olgu süreklidir. Olaylar tekrarlanamaz, olgular tekrarlanabilir demişiz arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Tabi bunların hepsini sormayabilir. Birkaçını, iki tanesini, üç tanesini, beş tanesini yazın diyebilir. Şurada da bir metnimiz var. Mesela Göbekli Tepe ile alakalı bir metin. Göbekli Tepe öğren yeri çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 adet yuvarlak yapıdan ve ortasında 2 adet T tipli sütundan oluşmaktadır. Bu sütunların yüksekliği 5 metredir. Kireç taşından yapılmıştır ve birbirinden bağımsız olarak yerleştirilmiştir. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunmaktadır. Göbekli Tepe'nin konumu boyutları tarihlendirilmesi ve yapıların anıtsallığı ile Neolitik dönem için tek eşi olmayan bir kutsal alan olduğu anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe avcı ve toplayıcı insan toplulukları zamanında yani insanların daha tarımı bilmediği yerleşik hayata geçmediği bu tapınak Mısır piramitlerin ve İngiltere'de işte ne Sultan İngilizcem de çok iyi değil de yaklaşık 7500 yıl önce inşa edilmiş yani günümüzden 12-13 bin yıl öncesine ait bir yapı olması sebebiyle tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Göbekli Tepe'de bulunan 12 bin yıllık yapılar mimarlık tarihinin de başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Tek tanrılı dinlerden önceki çok tanrılı dönemlere ait ilk tapınağın milattan önce 4 bin yılına tarihlenen Malta adasındaki tapınak olduğu zannediliyordu. Göbekli Tepe bu bilgiyi tamamen değiştirdi arkadaşlar. Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan ilginç buluntular arasında çöl varanı gibi sürüngenlerden kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları, yaban domuzu, turna, leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek gibi hayvan ve başsız insan kabartmaları, çeşitli çeşitli insan heykelleri vardır. Ortaya çıkan bu bulgular o dönemde yaşayan insanların inançlarını önemli ölçüde yansıtmaktadır diye bir metnimiz var. Şimdi soru da diyor ki tarih biliminin diğer bilimlerde görülmeyen hangi özelliğine değinilmiştir? Bu özellik tarih bilimine bakışımızı nasıl etkiler? Yani tarih diğer bilimlerde değişmez yasalar ortaya koyduk ya tarihte her an her şey değişebilir. Çünkü her an yeni bir bilgi ve belge bulabiliriz. Yarın bir gün belki Göbekli Tepe bilgisi de değişecek. Tarihi bilgiler elde edilen veri ve bulgulara göre değişebilir. Yeni tarihi bilgiler geçmişteki insan faaliyetlerine bakışımızı değiştirirken tarihi olayları farklı yönlerden değerlendirmemizi de sağlar. Bu doğrultuda günümüzde yaşanan olayları insan ve toplum ilişkilerini daha doğru bir şekilde analiz eder ve yorumlarız. Hemen başka bir soruya geçelim. Evet üçüncü bölümümüz olan tarihsel bilginin üretim sürecine geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Burada da ilk sorumuz biraz önceki metinle alakalı. Metinde ifade edilen bilgilere ulaşılmasında tarihe hangi bilimler yardım etmiştir? Bunu soruyor. Gerekçeleriyle açıklayınız diyor. Göbekli Tepe ile ilgili buluntuların ortaya çıkarılmasını ve incelenmesini sağlamak. Yani kazı yapmak. Biz bunları kazı yaparak bulduk. O yüzden arkeoloji bilimi yardım etti. Tapınakların yapıldığı zamanı belirlemek için kronoloji biliminden faydalandık. Göbekli Tepe'deki insan topluluklarının kültürel yapısını ilgili bulguları inceleyerek ortaya çıkarmak için antropolojiden yararlandık. Ortaya çıkarılan bulguların tarihlerini hesaplayabilmek için kimyadaki karbon 14 metodu vardı ya ondan yararlandık. Ve Göbekli Tepe'nin doğal çevresinin kullanılan malzemeye ve dikili taşlardaki figürlere etkisini inceleyebilmek için de coğrafya biliminden yararlandık. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Tarihe yardımcı bir takım bilimler verilmiş. Burada bizden onların karşısına uygun olan öncülü yazmamızı istiyor. Mesela paraları inceleyen bilim nümizmatik. Toprak ve su altında kalan eski uygarlıklara ait kalıntıları arkeoloji sayesinde buluruz. Resmi belgeler yani yazışmalar vesaire bu da diplomasi biliminin konusudur. Kitabeler üzerindeki yazıtları biz epigrafi sayesinde inceleriz. Geçmişten günümüze meydana gelen olayları sıralamak yani tarihlendirmek kronoloji. Resmi belgedeki mühür arma ve özel işaretler heraldik, geçmişte kullanılan yazı çeşitlerini ve bu yazıların özelliklerini inceler, paleografi, toplumların yaşayışlarını, hayat tarzların örf adet geleneklerini, etnografya ya da etnoloji ne derseniz, günümüzde ve geçmişte konuşulan dilleri bu dillerin gelişimini dil bilimi olan filoloji, maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme ve birleşim süreçlerini, üretim yöntemlerini inceler, kimya bilimlerinden faydalanırız. Burada bir metnimiz var. Metne göre de bize bir soru sormuş. Önce metnimizi okuyalım. Cüveyni Tarihi Cihan adlı eserinde Uygur bölgesini gezerken rastladığı garip işaretlerle yazılmış taşlardan söz etmektedir. Daha sonra Danimarkalı Messer Schmidt 1721'de bu eseri görerek Avrupa Bilim Camiası'na tanıtmış. Bunun üzerine birçok bilim adamı bu yazıların kime ait olduğu hakkında tahminlerde bulunmuş. Bu bilim insanlarının bazıları bu yazıların Prusyalılarına, bazıları İskitlere, bazıları Yunanlara ve Latinlere ait olduğunu ileri sürmüş. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Thompson bu yazıtların Türklere ait olduğunu kanıtlamıştır. Tüm dünyaya duyurmuştur. Bunu söylüyor arkadaşlar. Buna göre Orhun kitabeleri ile ilgili yapılan araştırmalarda tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden yararlanılmış? Bir kere Orhun kitabesi. Dolayısıyla kitabelerdeki yazıları, işaretleri inceleyen bilim dalı epigrafi. Eski yazı paleografya. Bu ikisini söyleyebiliriz ama bunun dışında bunlar arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıktığı için arkeoloji. Dil yapısını incelediği için filoloji. Toplumun kültürünü yani töresini kültürünü dediği için etnografya. Devlet yönetimi, bilgiler yani devletler arası ilişkiler vesaire diplomasi ve toplum dediği için sosyoloji bilimlerinden faydalanmıştır diyebiliriz. Hemen bir haritamız var. 1959 yılında kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından Yale Üniversitesi'ne bağışlanan Vinland haritası uzun süre Kuzey Amerika'nın Kuzey Doğu kıyısını da içine alan en eski Avrupa haritası olarak kabul edildi. Ancak 2021'de üniversitenin desteğiyle yapılan bilimsel testler sonucu bu haritanın orta çağdan kalmış bir parşömenin üzerine 20. yüzyılın başlarında üretilen bir mürekkeple çizildiği kanıtlanmış. Böylece ilgili önceki bilgilerin, böylece haritayla ilgili önceki bilgilerin doğru olmadığı kesin delillerle kanıtlanmış olmuş. Bu haritanın sahte olduğunu belirlemek için hangi bilim dallarından yararlanmış olabilir? Bu bilim dallarından iki tanesini yazın. Bir kere ne yaptık? Yaşını, zamanını tespit etmeye çalıştık. Bir kere kimya kesinlikle var. Sonra harita bilimi olan kartografya, sonra eski yazı bilimi olan paleografi, dil önemli olduğu için filoloji ve coğrafya bilimlerinden yararlanmış olduk diyebiliriz. Bir başka sorumuz. Bir takım öncüler verilmiş. Bu öncüllerin hangisinin birinci elden hangisinin ikinci elden kaynak olduğunu soruyor. Bir kere birinci elden kaynak için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Olayın yaşandığı dönemde veya hemen sonrasında yazılmışsa ya da meydana getirilmişse bu birinci elden kaynak. Olayın yazıldığı dönem esinlenerek ya da o kaynak birinci elden kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuşsa ikinci elden kaynaktır. Yani şunlar birinci elden kaynak, şunlar da ikinci elden kaynak olarak karşımıza çıkmakta. Hemen başka bir soruya geçelim. Hangi kaynak sesli ve görüntülü kaynak sınıfında yer alır? Yani A öncülümüz hangisi sesli ve görüntülü? Yani bize görüntüyü ifade edecek. Mesela hangisi A yine karşımıza çıkar. Yine diğer hangi kaynakların incelenmesinde Yani yazı varsa biz paleografya inceleyeceğiz. Şunda yazı var. Yani B ve şunda yazı var. Parada ve Osmanlıca yazı örneğinde zaten ad üzerinde yazı. Diğerlerine göre daha uzun bir dönemi aydınlatan. Neymiş? Osmanlı tarihi. 623 yıllık bir dönemi anlatıyor. O yüzden bu da C olur de hangi kaynak milli kimliğin inşasında Türk tarihçilerine katkı sağlamaz? Şu Lidyalılara ya da özür dilerim Roma dönemine ait bir paraysa bu kesinlikle bizim milli tarihimize katkı sağlamaz. Yani de Roma döneminden kalma para olacak. Hangi kaynaklar eşya ve nesne sınıfında yer alır? Tabii ki geçmiş döneme ait çeşitli materyaller diyebiliriz. Başka bir soru. Tanım Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulara birinci elden ana kaynak denir. Birinci elden kaynaklara 5 tane örnek veriniz. Çömlek, para, gazete, mühür, arkeolojik buluntu, istiklal madalyası, bir askerin mektubu, heykeller, kitabeler, fermanlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları ve benzeri bunu daha da çoğaltabiliriz. Hemen başka bir soruya geçelim. Osmanlı Devleti 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ve Avusturya macaristan İmparatorlukları ile ittifak yaparak savaşa katılmış ve birçok cephede itiraf devletlerine karşı savaşmıştır. Bu cephelerden biri de Kutül Amare Zaferi'nin yaşandığı Irak cephesidir. Kutül Amare kuşatması ve zaferi ile ilgili araştırma yapılırken arşiv belgelerinin dışında yararlanabileceğimiz kaynaklara iki örnek veriniz demiş. Bir kere o dönemde savaşa katılan komutanların ve askerlerin hatıraları, mektupları, onların fotoğrafları. Yine o dönemde Osmanlı ülkesinde çıkan gazeteler, dergiler, bilimsel makaleler, yine yabancı devletlerde konuyla alakalı yazılmış bilimsel çalışmalar, hatta belgeseller bizim yararlanabileceğimiz kaynaklar olabilir. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alana verilen öncüllerden uygun olanı yazınız. Şeklinde söylemiş. Sıralamamız şu şekilde olacak arkadaşlar. Tasnif. Yani tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Sıralama bu şekilde. Taramamız şu. Kaynak olabilecek her türlü veriyi toplamamız bizim tarama sınıfını ya da tarama aşamasını yaptığımız dönemdir. Kaynaklardan elde edilen bilgileri sistemli bir şekilde sınıflandırmak. Zaten tasnif sınıflandırma aynı kök. Sonra, sonra elde edilen bu bilgilerin ya da verilerin işte neyse kaynak açısından yeterli olup olmadığını kontrol ettiğimiz aşama tahlil. Eğer varsa bir sıkıntı yani bunların güvenilir olup olmadığını tespit ettiğimiz süreç olan tenkit. Eğer bütün bu aşamaları tamamladıysak terkip yani oluşturma aşaması da terkiptir. Yani tarihsel araştırma sonucunda verilen bilgileri bir araya getirme. Böyle bir soru da gelebilir. Yine yandaki iki görsele bakarak tarihçiler dedektif gibi olmalıdır sözünü açıklayınız. Hitit kaynaklarına göre Kadeş Savaşı, Mısır kaynaklarına göre Kadeş Savaşı. İkisi de diyor ki Kadeş Savaşı'nı biz kazandık. O zaman biri yalan söylüyor ya da ikisi birden yalan söylüyor. Tarihçi bir dedektif gibi yaptığı, araştırdığı bir olayı tek kaynaktan değil, var olan tüm kaynaklardan yararlanıp adeta bir yapbozu tamamlar gibi analiz ederek tüm ayrıntılarıyla en doğru bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşarak gerçeği ortaya koymaya çalışır. Yani kısaca diyor ki arkadaşlar biz sadece buraya ya da bu ikisine bakmayacağız. Başka kaynaklara da bakacağız ve böylelikle analiz edeceğiz, tenkit edeceğiz, bilimsel yöntemleri kullanacağız ve en doğru bilgiye ulaşacağız. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Kadesh Savaşı ile ilgili bir araştırma yapacak olsanız nasıl bir yöntem izlersiniz? Neden diye bir soru sorulmuş. Cevabımız yöntemimiz şu. Yani birçok farklı kaynağı, tek bir kaynağı ya da iki devletin kaynağına değil, varsa başka başka kaynaklara da bakarım. Çünkü sebebimiz tarafsız olmak ve olayı bütün yönleriyle aydınlatabilmek için arkadaşlar. Devam edelim. Nutuk kitabını almış diyor ki görseldeki milli mücadele lideri Atatürk'ün eseri Nutuk milli mücadele tarihimiz için birinci elden kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre birinci elden kaynakların özellikleri nelerdir yazınız. Bir kere olayın yaşandığı döneme ya da hemen sonrasına ait olmalıdır ve özgün olmalıdır. Yani birilerinden ya da bir yerlerden alınma değil tamamen kendine özgü olmalıdır diyebiliriz. Deminki birinci elden kaynaklı ama bu ise ikinci elden kaynaklı. Çünkü Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğunu anlatan bir kitap yazmış. İki ciltlik bir kitap. Toplum ve Ekonomi, Sultan ve Siyaset ikinci cilt. Şimdi Halil İnalcık 1299 ya da 1302 yılında doğmuş biri olmadığı için o dönemleri anlattığına göre bu eserde başka kaynaklardan yararlanılmış. O zaman soruda da bunu soruyor. Halil İnalcık'ın Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı İmparatorluğu adlı eseri 2018 yılında ilk baskısını yapmış. Bu eser tarih için ikinci elden kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu bilgilerden hareketle ikinci elden kaynakların özellikleri nelerdir? Olayın yaşanmasından çok sonra yazıldığı için yani birinci elden kaynaklara dayandırılarak yazılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet başka bir soruyla devam edelim. Metini okursunuz arkadaşlar uzun bir metin ben burada fazla zamanınızı almak istemiyorum. Burada kısacası bahsedilen takvimleri soruyor. Sorabilir ya da diyor ki metinde verilen takvimlerin isimlerini yazınız. Julian takvimi, Berberi takvimi, Jus takvimi ve 12 hayvanlı takvim. Biz bunu 12 hayvanlı Türk takvimi diyebiliriz. Bir başka sorudaysa yine bu takvimlerle alakalı şunu soruyor arkadaşlar. Ülkelerin farklı takvimlere ihtiyaç duymalarında hangi faktörlerin etkili olduğunu metinden çıkarım yaparak yazınız. Tamamen coğrafi şartlar. Yani insanların yaşadığı coğrafi bölgelerin özelliklerine uygun olarak takvim yaptıklarını ya da başka toplumların takvimlerini kendi kültürel özelliklerine adapte ettiklerini söyleyebiliriz. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Tarihçinin zihni yaşadığı toplumun kültürel ortamında ve sahip olduğu çevrede şekillenir. Onun kullandığı dil kendi dönemine ait yaşayan bir olgudur. Bu durum tarihsel bilginin üretim sürecinde tarihi tarihçi açısından hangi zorluklar? Yani yaşadığı toplumun tarihini anlatıyorsa kendisi de o toplumun bir parçası olduğu için nesnel, objektif, tarafsız olması biraz zor olabilir. Bir de olay yaşandığı dönemin şartlarına göre anlamak ve açıklamakta zorluklar çekebilir diyebiliriz. Hemen başka soruyla devam edelim bir millete, dine, mezhebe, siyasi görüşe bağlılık olguların yönlendirmeye açık hale gelecek şekilde nakledilmesine sebep olabilir. Yani yanlı davranmamıza sebep olabilir diyor bizim görüşlerimiz, dinimiz, mezhebimiz. Tarih gibi öznelliğimizin her an devrede olduğu, geçmişte olan bitenlerin bugünün kafasıyla değerlendirildiği bir alanda dikkat edilmesi gereken oldukça geniş handikaplar vardır. Yani soru da bizden şunu istiyor arkadaşlar. Tarihsel bilginin üretim sürecinde tarafsız, objektif, nesnel, güvenilir bir eser meydana getirmek için nelere dikkat edilmelidir? Hemen cevabımızı verelim. Farklı kaynaklardan yararlanmalıyız. Dönemin koşullarına dikkate almalıyız. Diğer bilim dallarından faydalanmalıyız. Ve olayların üzerinden belli bir sürenin geçmiş olmasını beklemeliyiz gibi handikaplar. Yani bu handikapları bu şekilde çözebiliriz. Bir başka soru. Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Yani yoğurmak, karıştırır, geliştirir. Bu esnada geçtiği her topraktan bazı unsurlar alır. Yani etkileşim. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Mesela Türkçemizi düşündüğümüz zaman hem doğu hem de batı kökenli birçok dilin ee, dila et kelimenin bulunduğunu görebiliriz. Bu bakımdan her milletin dili o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin adeta özetidir. Dilden bahsediyorsa dil ne bilimiydi arkadaşlar? Filoloji biliminden bahsediyor. Yukarıda hangi bilim dalından bahsedilmektedir? Cevabımız da filoloji. Hemen başka bir soruya geçelim. Tarih biliminde esas olan her vesikayı, her belgeyi, her kitabeyi yazıldığı dilde okumaktır. Tarihçi için metinler geçmişin inşasına yarayan vesikalar ve malzemelerdir. Yukarıda bahsi geçen malzemeler vesika, belge, kitabe. Yazıldığı dil. Yani arkadaşlar paleografya kitabe dediğine göre epigrafi ve dil dediğine göre filoloji. Hemen başka bir soruya geçelim. Zaman kavramı kaldırılmış olsaydı olayların öncelik ve sonralıkları bilinmeyeceğinden birbirleri arasındaki neden-sonuç ilişkisi yani bağlantıları kurulamayacak ve tarih hadiseler, olaylar yığını haline gelecekti. Bu itibarla tarihin iskeletini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz ve tarihe yardımcı olan bilim dalı tabii ki kronolojidir arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Türkistan Türk tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan Göktürk kitabeleri Danimarkalı Thompson tarafından çözümlenmiş ve Göktürk alfabesiyle yazılmış Türkçe kayıtlar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgilere göre Thompson Göktürk kitabelerinin çözümlenmesinde tarihe yardımcı hangi bilim dallarından yararlanmış? Bir kere kitabe yani epigrafi, eski yazı yani paleografi ve filoloji yani dil bilimi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir başka soru. Bir tarihçinin bilginin üretim sürecinde farklı kaynaklardan yararlanması neden önemlidir? Çünkü kaynakların doğruluk ve güvenilirliğinin tespit edilmesine yardımcı olur. Bir kaynaktaki eksikliklerin diğer kaynaklarla tamamlanmasını sağlar. Tarihçilerin daha kapsamlı analizler yapabilmesine, tarihçilerin daha kapsamlı analizler yapmasına katkı sağlar. Tarafsız ve objektif bir tarih yazımına yardımcı olur. Evet. Yaklaşık 60, 60'dan fazla ya da 60 civarında soru arkadaşlar. İnşallah bütün soruları kolay bir şekilde yaparsınız. Sizlere canı gönülden başarılar diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin. İnşallah hepiniz 100 alırsınız.